Merhabalar, ben Erman Yaşar. Sevgili Cihat Akber'le beraber bugün Beyoğlu'nda Asmalı Mescid'de çok çok sıcak ve çok güzel bir sanat atölyesindeyiz. Sevgili Aybala Yalçın bizi çağırdı. Onun davetine icabet ettik ve bugün sanatla sporun iç içe geçtiği bir figürü konuşacağız sevgili Cihat. O da Eric Cantona. Demin de söylediğim gibi Aybala'nın da çok sevdiği ve üzerine fikirler ürettiği bir isim Eric Cantona. Eric üzerine evet, üzerimde de o üzerine ürettiği fikirlerden birini görüyoruz ki çok sevdim bunu. O meşhur Eric Cantona'nın tahminen 93 yılı civarı başladığı bir gün yakasını kaldırıyor ve bir daha hiç indirmiyor. Evet. Diyebilir miyiz? Evet, 93 sezonun sonları olması lazım. Aynen. Yakasını kaldırıyor ve bir daha hiç indirmiyor. İnanılmaz bir adam. Çok konuşacak şey var hakkında. Sen nasıl girersin? Ya ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum aslında. Yani Cantona benim için basit manada şunu ifade ediyor. Şimdi normal insanlar vardır, sıradan insanlar. Bunlar belli başlı şeyleri yaparak hayatlarına devam ederler ve en sonunda mutlu ya da mutsuz şekilde ölürler. Ama birbirine benzeyen insanlardır bunlar. Hangi ülkede olduğu önemli değil. Bir de çok az sayıda Cantona gibi insanlar vardır. Bunlar normali pek sevmezler ve hayat onların etrafında döner. Bunu bir kibirli ifade olarak anlatmıyorum. Bu bir nasıl desem 5 yaşında da belli olan, 50 yaşında da belli olan bir şey. Bence biraz genetik bir özellik. Bunu diğer sporcularda da görebiliyoruz ama Cantona herhalde o sporcuların da en zirve örneklerinden birisi. Sonuç olarak şunu diyeceğim, çok basit dedim, bayağı uzattım. Cantona benim için bir benzemez diyelim. Yani Eric Cantona tabii sadece sporcu olarak, yani hayatının belli bir bölümünde 10 yaş ila 30 yaş arası spor da yapmış bir adam ama ve biz onu öyle tanıdık. Ama yani sporcu olarak da sınırlamanın çok kolay olmadığı bir adam. Gerçekten hayatla derdi olan bir adam olduğunu, mutsuz bir adam olduğunu, sorunlu bir adam olduğunu, yani bunu sorunlu adamı şöyle açayım. Yani dediğim gibi hayatla derdi olan bir adam. Yani her şeyi kendisine dayatılan her şeyi kabul etmeyen bir adam. Kesinlikle öyle. Yani hayatının birçok noktasında bunu görüyoruz. Fransa milli takımından atılmasına neden olan teknik direktörle kavgası ve küfürleşmesinden tut. 92'de Leeds United'ı şampiyon yapıp ayrıldıktan sonra Manchester United'ın 26 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiren süreci başlatan ve ondan sonra o müthiş 90'ların 2000'lerin United dominasyonunu sağlayacak Sir Alex Ferguson takımının en kilit figürlerinden biri olmasına geçiş sürecinde yaşadıkları, o takım için ifade ettikleri, o taraftar için ifade ettikleri, bunu zaten Ken Loach'un Looking for Eric filminde çok rahatlıkla görebilir. Eğer izlemeyenler varsa çok da tavsiye ederim. Benim defalarca izlediğim bir film. Ya mesela Cristiano Ronaldo da Manchester United taraftarı için çok önemli bir figür. Ryan Giggs çok önemli bir figür. David Beckham yine o da saha dışıyla da çok çok önemli bir figür. Ama Eric Cantona'nın ifade ettiği şey, bunu Roy Keane söylüyor. Ki Roy Keane biliyorsun o da bir Manchester United efsanesi olmakla beraber hiçbir şeyi beğenmeyen başka bir o adam. O da psikopat. O da hayatla derdi olan adamlardan biri ve hiçbir şeyi beğenmez Roy Keane. Roy Keane şunu diyor, ben diyor Eric diyor sahaya çıktığı zaman herhangi bir saha fark etmez diyor. Bunu en çok Old Trafford'da yapıyordu çünkü orası eviydi tabii ki diyor. Bütün tribünü ele geçirme ve oradaki bütün şeyi üstüne alma, aurasıyla, bütün ışığı üstüne alma. Ama diyor biz diyor nereye gidersek gidelim diyor. Eric Cantona sahaya çıktıktan 1-2 dakika sonra o stadyumu ele geçirirdi diyor. Evet. Olumlu olumsuz. Evet. Yani küfür de yiyebilir, aynen, kafasına taş da yiyebilir, sevgi gösterisi de, ama Eric Cantona'dır. Zaten Eric Cantona'nın yaydığı enerjiyle ilgili kimse kayıtsız kalamamış. Yani Eric Cantona'yla oynayan herkes, o dönem onunla iletişim kuran herkes aynı şeyi söylüyor. Bir yere girdiği anda herkes susardı ve bütün spot ışıkları ona dönerdi. Hiçbir şey yapmasa bile. Hatta Beckham'ın şöyle çok güzel bir lafı var. Cantona bizle hiç konuşmazdı ama biz sürekli Cantona hakkında konuşurduk diye. Alex Ferguson gibi bir figürün bile çekindiği ve çekindiğini saklamadığı bir adamdan bahsediyoruz. Böyle oyuncularla ilgili hep şöyle bir şey vardır, genel bakış vardır. Çok büyük figürdü ama gibi böyle oyunculuğu diye. Bu adam öyle değil. İnanılmaz bir oyuncu. Ben çok az maça çıkmış. Bence Eric Cantona'yı daha fazla izleyebilirdik ama yine Eric Cantona olmasından sebep 31 yaşına yaklaşırken futbolu bırakıyor.
yakın zamanda bir röportajı olmuş. Biraz da içsel dünyasını ve ailesinin geçmişini anlatmış. Oradan da şeye bağlamış. Ben niye Eric Cantona'yım gibi bir hikaye var. Şimdi Cantona Fransız. Yani futbol camiasının içindeki ya da spor camiasındaki beyaz Fransızlara bakarsak tırnak içinde bu tarz bir figüre rastlayamayız. Yani onların onlardan biraz farklı duruyor. Bir Marsilyalı gibi gözüküyor fakat hani bakıp bu adam Fransız diyemezsiniz. Daha çok İngiliz havası taşır sağdaki ya da British havası taşır. O böyle işte Roy Keane aslında ruh olarak Roy Keane'le aynı yerde duran bir adam. Fakat Eric Cantona niye Eric Cantona olma sürecini şöyle anlatıyor. Biliyorsunuz annesi tarafından Katalandır, babası tarafından da Sardunyalıdır. Yarı İspanyoldur, yarı Katalandır, yarı Fransızdır. Zaten genetik olarak da böyle bir tarafı var. Şöyle bir hikayesi var. Annesinin dedesi Franco'yla ciddi bir şekilde savaşan milislerden birisi ve 1939 yılında 29 yaşındayken 18 yaşındaki sevgilisiyle dağlardan kaçarak Fransa'ya, mülteci kampına geliyorlar. Bir süre kaldıktan sonra Marsilya'da devlet bunlara imkan tanıyor ve çalışmaya başlıyor. Yani annesinin dedesi bir göçmen ve savaştan, Franco ile savaşıp buraya İspanya'dan, Barcelona'dan Marsilya'ya kaçan bir göçmen. Aynı şekilde babasının dedesi de 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda herifin bütün geriye doğru gittiğimiz zaman bütün ailesi şey zaten ya savaşlardan kaçmış, ya savaşmış, ya milis olmuş, ya mücadele etmiş ve bunun kendisinin şeyi olduğu söylüyor. Benim karakterim buradan geliyor diyor. Hatta çok güzel bir hikayesi var dedesinin. Dedesinin çok sevdiği bir papaz var. Papaz hastalanıyor ve onu bir şeye kaldırıyorlar. Psikiyatrist kliniğine kaldırıyorlar. Babasının dedesi sırf papaza bakabilmek için o mesleği okuyup o hastanede bakıcı oluyor ve o adam ölene kadar, papaz ölene kadar bakıyor. Yani şey diyor, biz hep böyleydik. Bu benim genetiğimde var ve ben hep bunu üstümde taşıdım. Hatta şöyle bir hikayesi var. Diyor ki ben 31 yaşında Manchester United'da kariyerimin zirvesinde takım futbolu bıraktım ve dedemin kaçtığı yere Barcelona'ya gittim yaşamaya diyor. Hiçbir bağım yokken. Yani bu adam tamamen kafasına estiğini yapan hem geçmişiyle hem kendi içsel kavgasıyla çok barışık biri. Çok öngörülemez bir adam. O kesin. Yani sürekli yaptığı her şeyle insanları şaşırtan bir adam. Senin dediğin gibi yani düşünüyorum Eric Cantona'nın pozisyonunda olacaksın. 30 yaşın daha tam bitmemiş. Neredeyse 30 yaşındasın. Yani 31'e gidiyorsun. Çok rahat 3-4 sene daha oynayabilirsin. Manchester United'da bir süperstarsın. Herkes sana tapıyor. Çok iyi para kazanıyorsun. Tüm bunları bırakıyorsun. Senin de söylediğin gibi gidiyorsun. Emekli olup inzivaya çekiliyorsun. Sonrasında ben diyorsun plaj futbol takımını çalıştıracağım Fransa'nın. Gidiyorsun bir iki sene futbol açlığını işte plajlarda plaj futbol takımını çalıştırarak ufak tefek oynayarak da gideriyorsun. Sonrasında zaten sanatta çok iç içe bir adam. Yani işte hep birçok sözünde işte Shakespeare göndermesi var. Başka yazarlardan çok etkileniyor. Bir süre sonra sinemaya merak salıyor ki şunu da söylemek lazım. Ya böyle adamlar sen dedin ya yani mesela bir sürü çok iyi futbolcu var, işte bir sürü çok iyi müzisyen var, bir sürü çok iyi işte ressam var. Hatırı sayılır seviyede yapabilen birçok insan var. Yani deha birkaç tane var, o ayrı konu ama her alanda. İyi diyebileceğimiz birçok insan var. Fakat bunların birçoğunu bir bünyede barındırabilmek, yani çok iyi bir futbolcusun. Premier Lig'in kaderini değiştirebilecek kadar iyi bir futbolcusun. Aynı zamanda çok çok iyi bir düşünce adamısın. Aynı zamanda çok da iyi bir oyuncu bence. Evet. Yani oyuncu derken sinema oyuncusu. Sinema oyuncusu olarak da yani ben mesela 2008'de, 2009'da, 2010'da da hiç fena bulmuyordum. Ama günümüze yaklaştıkça yani biraz daha demlendikçe ettikçe son 2018'de, 2019'da oynadığı, aldığı rolleri seyrederseniz ne kadar o konuda hatta da... Hatta şu son Netflix'teki dizisinde inanılmaz bir karakteri canlandırıyor. Incoming Commons mı öyle bir şey dizinin ismi. Bir de şöyle bir şey var abi, 5 yaşından beri tiyatrocu olmak istemiş aslında. Zaten felsefe eğitimi de alıyor.
Yani o zaten onun bir futboldan bile önde olan bir tutkusuymuş. Ya böyle olunca da işte futbolu 30 yaşında zirvedeyken bırakmasını da anlayabiliyorsun. Çünkü demin de söylediğim gibi adamın dünyadaki insanların %99'unun mantıklı gördüğü bir takvimi yok. Yok. Hayatla alakalı başka planları var. Mutlulukla alakalı başka planlar, daha doğrusu şöyle, ya mutlu olmakta zorlanan bir adam ki zaten mutlu olmakta zorlanan insanlar aslında çok fazla şey üretir. Birçok önemli yazarın, birçok önemli sanatçının çok önemli ürünlerinin bazıları çok mutsuz olduğu, kapanık olduğu anlarda gelir. Eric Cantona da biraz öyle, kendisi de söylüyor zaten bunu ve o yüzden ben şimdi çok anlayabiliyorum. Kendisiyle tanışma şansım da oldu. Yani çok kısa bir süre. Öyle bir şey yaşadım. Çok kısa bir süre. 3-4 dakika. Peki öyle. O aura sana da tesir etti mi? Aynen, yani işte o Roy Keane'in dediği şeyi o kadar anlayabiliyorum ki. Tabii ki ben sadece 3-4 dakika geçirebildim kendisiyle. Yani bir mekanda oturup konuşma. Sanırım buralara çok yakın bir yerdeydi değil mi? Galatasaray Lisesi'nin önünde. Kule Dönü müydü? Galatasaray Lisesi'nin önünde karşılaştım. Daha doğrusu onu da söyleyeyim. Demin de söylediğim gibi Looking for Eric'i 2009'da Ken Loach'la yapıp o çok büyük bir başarı elde ettikten sonra Fransa'daki ulusal kanallardan biri Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Looking for Eric'ten esinlenen Looking for Istanbul isimli bir Eric Cantona'ya derbi belgeseli çektirmek istiyorlar. Plan şu, 2-3 gün önce gelecek belgeselden, işte Beyoğlu'nu gezecek, Galatasaray'ı, biraz Fenerbahçe tarafı, işte derbi öncesi İstanbul'da hava ne, şu bu, derbiyi izleyecek, oradan kesitler, derbi sonrası gidecek. Orada tabii ben de spor medyasına daha yeni girdim, 1,5-2. senem ama bir takım insanlar tanımaya başlamıştım. Sağ olsun tanıdıklarım sayesinde görebildim. O gün şeyi hatırlıyorum abi, o gün Twitter'ını, çok fazla insan yoktu o zaman Twitter'da ama Eric Cantona'nın sokakta görülmüş fotoğrafları düşüyordu sürekli. Evet. Abi bu Eric Cantona mı, burada ne arıyor falan filan. Tabii şimdilik kadar şey değildi o zaman internet. Bir de manyak bir look'la gelmişti. Tam onu söyleyeceğim işte. Yani gerçekten zorlanabilirsin yani. Mesela şuradan geçse, şimdi zaten İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Eric Cantona görmek çok fazla aklına gelebilecek bir şey değil. Bir de şöyle bir tuhaf bir şapka, inanılmaz bir sakal ve uzun bir partüsüyle beraber çok böyle tuhaf bir kıyafeti vardı. Yani çok rahat bir şekilde mesela böyle sana bir şey yapsa, el falan yapsa, falan diyebileceğim bir haldeydi. Şey, patron yok. Ulan ne oluyor falan filan diyebileceğim bir haldeydi ama tabii görünce, o zaman daha da dediğim gibi çaylak bir spor medyacısıydım. Ve zaten orada yani ben hani bir spor medyacısı falan filan diye değil, büyük bir hayran olarak gittim karşısına. Çünkü çocukluğumdan beri çok merak ettiğim, çok sevdiğim bir adam. Çok zordu. Yani 2,5-3 dakika boyunca kendisiyle konuşmaya çalıştım. Konuştum da ama yani acayip tarzanca bir İngilizce konuştum. İngilizcem fena olmamasına rağmen heyecandan, çok etkileyici bir adam. Onu söylüyordum. Yani şöyle, yanımda iki arkadaşım daha vardı. Orada da 2-3 kişi onun yanında, işte ekipten vardı. 6-7 kişi konuşmaya başladığı anda, iki kelime ettiği anda ses tonuyla, hatta hiç konuşmasa şöyle bir bakışıyla falan, yani ortamdaki enerjiyi tamamen değiştiren bir havası var. Roy Keane'i orada çok rahat anlayabiliyorum zaten. Diyor ki işte demin de söylediğim gibi, o bir yere girerse 1-2 dakika içerisinde o hakimiyeti alacaktır diye, öyle bir adam. Ya bir İngiliz gazetecisinin çok güzel bir lafı var. Konuşmaya başlayınca İsa'nın Yahudiye'deki dağdaki vaazlarına dönüşüyor ortam diye. Onun o cümleye başladığı anda her şeyin ruhanileşmesiyle biraz. Ya tabii biraz romantik şeylerden bahsediyoruz. Ama Eric Cantona böyle bir adam. Yani ben futbolun Arthur Rimbaud'suyum diyen bir adam bu. Zaten kendini de öyle tanımlıyor. Yani Eric Cantona'yı herhalde algılarken onun o tarafından bağımsız bakamayız. Böyle konuşmamız biraz garip gelebilir. Fakat adam bu. Aynen, yani Eric Cantona'nın hani futbolcu yönüne de çok rahatlıkla vurgu yapabilirsin. Ayrı konu, yani şunu diyebilirsin. İşte çok yetenekli bir futbolcuydu. Fransa milli takımında da oynadığında, Manchester United'da da oynadığında çok önemli işler yaptı ve işte Manchester United'ın belki tarihinin değişimine ışık tuttu ki bunları da söyledik. Ama yani dediğim gibi, yani Eric Cantona'dan bahsederken atıyorum kafadan bir Harry Kane gibi, bir başka bir Fransız forvet, bir Thierry Henry gibi. Sadece
yaptığı işin mükemmelliğiyle anlatmak mümkün değil. Yani bir taraftar tekmeleyip, uçan tekme atıp, o uçan tekme sonrası bütün herkes medyada ne söyleyeceğini merak ediyorken, insanların karşısına çıkıp tek bir kelime, tek bir cümle edip, ki o cümle de çok meşhur işte, martılar tekneleri, işte balıkçılar kendi balıkçı teknelerini kendilerine sardalyaya atılacak denize diye düşündüklerinden takip eder gibi bir söz söyleyip kalkıp gidiyor. Mesela yıllar sonra da şey diyor, o sözün hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani duygusal manada da güvenilmez bir adam. Evet. Muhtemelen önemsemediği için öyle söylüyor ama orada onu söyleme sebebi tabii ki. Şu an siz benden çok büyük bir şey söylememi bekliyorsunuz. Hiçbir şey söylemeyeceğim, siktir olup gideceğim demek aslında o. Aynen. Ama ben söylediği şeylerden birini çok seviyorum. Looking for Eric'te de söylüyor onu. Herhangi bir rakibe karşı mücadele etmiyorum. Ben yenilme fikrine karşı mücadele ediyorum diyor. Bu gerçekten Eric Cantona'yı çok iyi özetleyen sözlerden. Oradan şeye dönelim hemen. Yani Fransa'ya bakışı da bu fikir bence çok temelleniyor. Fransa milli takımında oynamış, Fransa'da doğmuş, hayatı Fransa'da geçmiş bir insan. Fakat Fransa'daki her şeye karşı, yani muhalif bir karakter var ve bu muhalif karakteri çok önemsiyor. Bu sadece ideolojik olarak da değil. Yani milli takımda bu Thierry Henry'nin İrlanda'ya 50 attığı golden sonra yaptığı açıklamalar, Raymond Domenech 16. Louis'den beri Fransa'ya bu kadar kötü kimse gelmedi dediği Raymond Domenech, tamamen muhalif bir figür ve Fransız olmayı, yani şunu diyor. Fransız olmak Fransızca bilmek ya da Fransa bayrağını sevmek değil diyor. Bence diyor Fransız olmak ilk önce devrimci olmak demek. Yani ilk önce muhalif olmak, karşı koymak. Bu yaklaşımıyla da İsmet Özel'in Türk olmak tezine de biraz benziyor ikisinin uluslara bakışı. Yani Fransız kimliğinin muhalif olması gerektiğini düşünüyor ve Fransız burjuvasından nefret ediyor. Hatta şöyle ki bu arada aktif olarak tiyatroya da devam ediyor. Evet. Bir tiyatro oyunlarından birisinde de salonu çok az kişi görünce terk edip salonun hatıra defterinde pis burjuvalar yazıp çıkıyor. Böyle bir figür. Yani senin bahsettiğin, şimdi normalde bu tarz adamlar, şimdi mesela İbrahimovic çok böyle bir figür. Kaybetmeyi sevmeyen. Ronaldo mesela çok böyle bir figür. Böyle figürler var. Ama hiçbiri 30 yaşında futbolu bırakacak kadar şeye sahip değil bence. Yok, yok. Deliliğe sahip değil. Hem deliliğe sahip değil, hem bence başka bir şey yapabilme görüsüne, yetisine de sahip olmayabilir. Bunu demin de söyledim ya. Yani sadece bu adam sadece manyak olduğundan ya da farklı bir şey yapayım, hani herkesi şok edeyim ya, şu anda ben bir süperstarım ama 30 yaşında futbolu bırakırsam herkesi şok ederim, aa bana manyak derler diye yapmıyor bunu. Demin de söylediğim gibi başka şeyler yapabileceğini biliyor. Başka şeyler yapabileceğine ve başka şeyler yapması gerektiğine dair bir hissiyatı var adamın. Ki sonrasında da yapıyor bunları. Bu nedenle bence çok değerli. Eric Cantona'nın 30 yaşından sonra zaten sporculuk kariyeri çok çok değerli. Dediğim gibi, senin de söylediğin gibi çok daha fazla şey kazanabilirdi. Çok daha başarılı olabilirdi. Özellikle Fransa milli takımıyla çok daha şey kazanabilirdi. Kazanamadı. Evet. Çünkü zaten sadece 45 kere milli olabildi. Çok fazla kavgası var Fransa milli takımında. Federasyonla, teknik direktörlerle. Evet. Daha fazla şeyler kazanabilirdi. Ama bu bence Eric Cantona'yı çok çok mutlu eder miydi? Ondan da emin değilim. Yani bence bugün baktığında, yani mesela Eric Cantona'ya gidip şunu desek, ya Eric işte bunları yapmayacaksın, bu hareketlerin olmayacaktı ama Euro 96'ya gidecektiniz ve sen kazanacaktın, kariyerinde bir Euro 96 olacaktı. Ya öyle olsun diyeceğini zannetmiyorum. Hiç ben. Daha hiç. İşte onu diyorum yani, çok evet. Çok önemli değil onun peki, için. Peki sana şunu sorayım, 92'de Leeds'le şampiyon olup Liverpool tam alacakken Graham Souness ben bununla başa çıkamam deyip reddediyor ve Liverpool'un Premier Lig şampiyonu daha geçen aynen yıl geldi. Yani sonuçta Cantona'yı alan Manchester United 26 yıl sonra şampiyon oluyor ve bence Cantona'nın varlığı da İngiliz futbolu için bir şey, denge şeyi yaratmış. Denge ya da dengesizlik aynen yaratmış. Aynen. Premier Lig'in ilk dönemlerinin, ki ya Premier Lig işte kurulur kurulmaz şampiyonluğu getiriyor Manchester United'a. Öncesinde Leeds United. Premier Lig'in doğuşunda güç dengelerini doğrudan belirleyen adam. Demin evet de söyledim. Sir Alex Ferguson tabii ki çok uzun yıllar, yani 2010'ların ortasına kadar anormal bir dominasyon kurdu ve Eric Cantona bunun %10'luk, %15'lik bir bölümünde gözüküyor gibi. Ama senin söylediğin gibi Manchester United'ın
güç dengelerinde geride olduğu bir yerde yukarıya daha aynen öne gitmesini sağlayan adam da Eric Cantona. Aynen. Oradaki dengeyi değiştiren adam da Eric Cantona. Yani Sir Alex Ferguson'ı güçlendiren, elini güçlendiren, o görevde kalabilmesini sağlayan ve sonrasındaki fikirlerini daha rahat uygulamasını sağlayan adam da. Yani Cantona Manchester United'a gitmeseydi bilemeyiz. Tabii ki burada biraz suya yazı yazıyoruz. Evet. Belki Sir Alex Ferguson yine bir başkasıyla bir başkasını bulup yine çok başarılı olabilirdi. Çünkü o da ayrıyeten bir deha. Ayrı konu. Ama buradan baktığımızda Sir Alex Ferguson için de işlerin bu kadar kolay olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani George Best'in hayranlık duyduğu ve hatta George Best işte Manchester United'a geldiğinde Eric Cantona çok seviniyor. Hele bir iki sene oynayıp o inanılmaz performansları gösterdikten sonra yani George Best'in kadınlara ve alkole bakışını anlatmaya gerek yok. Şey diyor, hayatımda içtiğim bütün şampanyalardan ve birçok kadından vazgeçerdim diyor onunla beraber oynayabilmek için. Bu kadar büyük bir etkisi var Manchester United taraftarında zaten var, stadyumda zaten var ama kulübün diğer efsaneleri üzerinde bile işte Roy Keane üzerinde, George Best üzerinde böyle etkisi olan bir adam. Bu başka bir şey. Yani bunu Cristiano Ronaldo yapamaz. Cristiano Ronaldo Eric Cantona'dan çok daha fazla şey kazandırabilir Manchester United'a. Kazandırmıştır da. Sırf Cristiano Ronaldo da değil. Yani burada Cristiano Ronaldo'yu yermek için demiyorum. X bir oyuncu, Y bir oyuncu ama bu etki, bu başka bir etki. Yani evet. George Best'e bu sözleri çok az kişi söyletebilir. O adamlardan biri. Şuna bir ekleme yapıp bu sekansı kapatalım. Şimdi bu meşhur Vinnie Johnson tekmesinden sonra ayağa kalktığı bir görüntü vardır. Bu programı izleyenler açıp bakabilir. Bir Wimbledon kupa maçıdır ki Vinnie Jones da Eric Cantona gibi kariyerine sinemada özellikle Guy Ritchie ile yaptığı evet film. Vinnie Jones inanılmaz iyi bir oyuncu mesela. Ama Vinnie Jones'un futbolla pek alakası yoktu. Müthiş bir futbol figürüdür. Büyük psikopattır ve delinin teki yani. Gascoigne'le de bayağı enteresan sahneleri var. Futbolcuya benzemeyen bir adam. Zaten maçın 20. dakikasında Wimbledon'da acayip bir atmosfer var. Deplasmandalar. Durduk yere abi hareket edip koşa koşa inanılmaz bir tekme atıyor Cantona'ya. Cantona yere düşüyor. Düştüğü anda kalkıp hiç olayla ilgilenmeden sağa sola bakıyor ve başkaları kavga ediyor. Beckham'ın o maçla ilgili şöyle bir yorumu var. Diyor ki o hareketten sonra maçı kazandık diyor. Yani o şu anlama geliyor. Senin en büyük, en psikopat oyuncun bana tekme atıyor. Benim umurumda değil diyor. Ve sonra tarihe geçecek o dönen topu ayağıyla sektirip vurduğu golü atıyor aynı maçta. Bu açıdan dediğim gibi o efekti mikro ve makro anlamda Manchester United'ı başka bir boyuta taşımıştır. Şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Cantona'nın nasıl biri olduğunu konuştuk ama bu tip adamların doğası farklıdır ya. Zaten o doğası sebebiyle dışarıya yaydığı enerji vardır. Bir çekim alanı yaratır vesaire. Mesela sinemada da ya da diğer sporlarda da basketbolda da sen daha iyi de bilirsin o konuyu. NBA'de de bu tarz Ron Artest gibi aklıma o geldi şimdi. Figürler oldu hep. Bu oyuncular için yaşamak hayatı kendisi bile başlı başına bir zorluk ya. Bunları bir kolektif bir dünyanın içinde öbürlerine zarar vermeyecek şekilde bunlardan fayda sağlamak da çok zor bir şey. O sebeple şöyle bir şey benzerliği var. Elia Kazan'ın Marlon Brando için söylediği şöyle güzel bir laf var. İşte Marlon Brando'nun ilk filmleri Elia Kazan'ın On the Waterfront işte Marlon Brando'nun çıktığı filmlerden birisidir. Orada şunu diyor. Öyle bir adamdı ki inanılmaz yetenekli fakat beni dinlemiyor. Yani senaryoyu kendisi söylüyor. Bir türlü yazdıklarımı okumuyor vesaire diye. Hatta çok meşhur bir sahne vardır On the Waterfront'ta, taksi sahnesi. O sahnede Marlon Brando'nun tamamen doğaçlama yaptığı söylenir. Elia Kazan diyor ki ya vazgeçecektim ya da bırakacaktım. Yani doğasına bırakmaktan bahsediyorum. Ferguson da Cantona için yapıyor. Yani biliyorsun Ferguson'un ne kadar disiplinli ve şey bir adam olduğunu biliyorsun. Yani bu adam canı sıkılan Güney Afrikalı oyuncusunun can sıkıntısını çözmek için Güney Afrika'daki köyüne falan giden bir adam. Yani gerçekten her detayla uğraşan birisi. O bile Cantona'yı doğasına bırakıyor ki herhalde sorun yaşamadığı tek teknik direktör de Ferguson'dur. Yani sorun yaşasa bile en azından bugüne kadar biz duymadık. Evet. Kapalı kapılar altında kaldı. Belki çok küçük sorunlar yaşamıştır. Çünkü Eric Cantona gibi bir adamla evet, diğer tarafta da Sir'ü düşününce
İlla ki bir iki bir şey ama olmuştu. Ama herhalde benim küllerimi Old Trafford'a atın tabii, dediğine tabii. göre. Tabii yani senin de söylediğin gibi Sir Alex Ferguson orada çok akıllıcı bir çözümle Eric Cantona'yı... Şeyi diyecektim abi, bu tip karakterlerin başarılı olması hep bu hikayede. Yani gerçekten hep aynı yere gidiyor. Bunun birçok örneği de var. Bu açıdan da hani yine ya nerede futbol konuşmaya başlasak bir yerde Ferguson'u övmeye başlıyoruz ya. Her zaman olduğu gibi yine doğruyu yapmış yani. Öyle diyeyim. Eric Cantona futbolun içindeyken de, futbolunun son dönemlerinde de futbolun birçok paydaşına kafa tutan bir adamdı. İşte teknik direktör olabilir, hakem olabilir, rakip taraftar olabilir, zaman zaman kendi taraftarı olabilir, kendi takımının bir unsuru olabilir. Ama bu asi kimliğini o entelektüel kimliğiyle birleştirip yıllar sonra çok daha senin de söylediğin gibi arttırdı. İşte Fransa'nın daha asi olması, Fransa'nın daha muhalefet odaklı olması gerektiğini söyledi. İşte futbolda da Fransız Futbol Federasyonu için insanların, spor severlerin her kendisine dayatılanı almaması gerektiğini söyledi. Söyledi. Birçok yerle yine papaz oldu. Birçok yerde kendini başını belaya soktu. Ama benim en sevdiklerimden biri, yani çok fazla var. Böyle çok sert konuşması, birçok insana çok salladığı ama 2019'da sanıyorum FIFA'da ödül töreninde çıkıp yine yani bence yaptığı inanılmaz trollüklerden ve yani işte o nasıl basın toplantısına çıkıp hiçbir şey söylememek gibi ya da işte onlarca olayı varsa nefret ettiği ya da nefret etmese bile baş kaldırdığı düzenin karşısında birçok takım elbiseli insanın karşısına çıkıp şunları söyledi. Yani biz aslında oyuncağız. Bizleri maymun gibi görüyorlar zenginler. Biz onların oyuncaklarıyız. Bundan kısa bir süre sonra tıp şu anda da çok hızlı ilerliyor. Her şeyi çözecek. İnsanların işte yaşlanmasını durduracak. Hücreler çok daha iyi yenilenecek. Hücreler belki sabitlenecek. İnsanlar yaşlanarak ölmeyecek. Sadece savaşlarla ve suçlarla ölecekler. Ve bu da güç sahibi olan insanların savaşları ve suçları hiçbir zaman azaltmayacağını ve daha da körükleyeceğini, daha da yukarıya çıkacağını gösteriyor. Ben futbolu seviyorum. Şeklinde sapıkça. Aynen, sonunda da ben futbolu seviyorum diyerek bu kadar sert saplamalardan sonra salonda böyle herkesin... Futbol, oradaki futbolu seviyorum finali herhalde şu anlamı taşıyor. Burayı koruyalım. Aynen. Gibi bir şey var. Aynen. Fikri var. Onu söylemeye çalışıyor ki bence. Ki biliyorsunuz bu bankalarla ilgili de çok enteresan bir çıkış oluyor 2010'lu yılların başında. Herkes parasını çekerse bankalar ne yapacağını bilemez gibi haydarbaşvari bir çıkışı da oluyor. Ama ne söylerse söylesin şu yere gidiyor yine. Bu adam dertli abi. Yani aynen. Bu adam dertli ve zaman zaman saçmalayabilir tabii ki. Ben yine Looking for Eric'le noktalıyım. Tüm spor severler, hatta sadece spor severler değil çünkü bence çok da iyi bir film. Yani tamam Eric Cantona'nın Manchester United dönemini ve futbolculuk hayatının büyük kısmına yoğunlaşmış bir film. O yüzden Premier League severler ya da futbol severlerin daha fazla keyif alabilme ihtimali yüksek. Ama bir yandan futbol... da bir Ken Loach filmi yani. Aynen, bir Ken Loach filmi ve bir insan hikayesi. Yani bir futbolcunun hayatını anlatıyor diye hani böyle sabah öyle akşam İşte orta oldu, gol oldu, şunu bunu falan anlatmıyor. Eric Cantona'nın o günlere bakışını anlatıyor ki orada da benim çok sevdiğim bir şey var, onu da bitireyim. Eric Cantona'ya Manchester United formasıyla en unutamadığı anı ve bu kadar büyük bir golcü olduğu için de en unutamadığı golü soruyorlar doğal olarak. Muhtemelen bir goldür. Hangi goldü en unutamadığın an? Bir pastı diyor. Dennis Irwin'a. Evet, çünkü diyor yani sonuca ulaşmayı... Defalarca sonuca ulaşmış bir adam, gol krallıkları almış bir adam ama orada o yolu inşa etmek bana bitirmekten daha keyifli gelmişti şeklinde söylüyor. Bir de orada çok güzel bir şey de var, tespit de var. Dennis Irwin bildiğin gibi tırnak içinde Manchester United'ın en kazma oyuncusudur. Yani bir golü atması için Dennis Irwin'i seçmek biraz deliliktir. Orada da şeyi diyor, takım arkadaşınıza güvenmezseniz yani sen o topu atarken ya bu atamaz diye onu atmamazlık edersen zaten bir takım olamıyorsun. Ki Dennis Irwin'i atıyor ve Dennis Irwin kendinden beklenmeyecek şekilde golü de yapıyor. Öyle bir bakış açısı da var. Yine Looking for Eric'ten bir cümle söyleyeceğim ve sonra yavaş yavaş kapatalım. Şey diyor, tehlikeli
olmazsan tehlikeyi çözemezsin gibi bir bakış var. Benim çok hoşuma gider bu laf. Ben dediğim gibi çok hayranlık duyduğum bir adam. Futboluna da çok hayranlık duyuyordum. Kafasına da çok hayranlık duyuyorum. Aktörlüğüne de çok hayranlık duyuyorum. İyi ki 3-4 dakikada olsa, karşısında hafif titresem de tanışma şansı, bir aynı havayı soluma şansı buldum. O yüzden de kendimi şanslı sayıyorum. Cantona ben futbolun Arthur Rimbaud'suyum diyor. Şöyle bir şey kuruyorum ben de oradan, bağlantı kuruyorum. Rimbaud sevgilisi Verlaine'dan ayrıldığı zaman, o büyük aşk bittiği zaman şiiri bırakıyor. Fakat Cantona futboldan ayrıldıktan sonra futbolu bırakmadı. İkisinin arasında da böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Sevgili Aybala'ya, Tuna'na ve Alican'a bizi çektikleri için, yani şey burada olarak misafir sadece çektikleri değil, katlandıkları için teşekkür ederiz. Çok güzel oldu bizim için de.